Merhaba arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Yine karşılaştık. Evet, bugün biraz farklıyım. Bugün evet sunumda farklı kırmızılar var. Benimle bir kırmızı giydim. Çok güzel şeyler yapalım diye. Evet ve konumuz çalışıyormuşuz arkadaşlar. Yani çalışma zamanı neye çalışıyoruz? Oturmayan şu simple pasta çalışıyoruz arkadaşlar. Bir türlü diyor öğretmenim hocam yapamıyorum. I did de cevaplıyormuş arkadaşımız. Yani bir tanesi diyor ki hocam ben fiillerlerini bilmiyorum. Ya bilmiyorsan zaten yapma simple past'ı. Hocam niye bunları ezberlemek zorunda mıyız? Yani hep zaten böyle bir sorunuz var zaten. Zorunda mıyız sorusu. Evet, zorundasınız arkadaşlar. Öğrencisiniz, yapacaksınız. Evet arkadaşlar, study time. Neymiş? Çalışacağız. Simple past. Simple past'a baktığımız zaman şöyle, özellikle yerini söylerim. Şu kadarcık bir zaman dilimi var. Yakın geçmiş zaman, bakın arada zaman şu kadar. Şöyle koyuyor, bak kolumu da görmüyorsunuz. Orası simple past arkadaşlar. Çok geçmiş, uzak geçmiş. Evet, o zaman biz kullanırken bile şu an o Amerikalılar, İngilizler bile bunu yanlış kullanıyor. Diyor ki I saw you, seni gördüm. Ne zaman görmüş? Yani dün görmüş. Hani tartışılır bir durum. O yüzden arkadaşlar simple past biraz daha eskiyi anlatması gerekecek. Evet. Bakarsak dili geçmiş zaman, özellikle kullanılan yardımcı fiiller var. Bir simple past'ı yakalamak için özellikle bunlara bakarsınız. Yani yesterday, last week, last month, last year, 2 hours ago, bunun gibi şeyler. Yani yıl olabilir, in 1985 olabilir, efendim işte in 19th century olabilir. Bu gibi yer nokta belirtiyorsa, hani o zamanın, olayın ne zaman olduğunu söylüyorsa bu simple past'tır arkadaşlar. Unutmayın. Bunları koymadan, zaman zarfları olmadan bir simple past cümlesi görülmez. İpucu. Bir zaman zarfı yoksa zaten simple past olmaz. Evet. Bakalım şuraya. Söylediklerim yesterday, last year, last lesson olabilir ama ego'yu da kesinlikle ne yapıyoruz? 2 months ago, 2 days ago, 1 hour yani 1 saat önce 1 hour ago diye kullanıyoruz. Öyle ne yapalım? Yani fiiller var. Birçok fiilimiz var. Bunlar ikiye ayrılıyor. Düzenli, düzensiz. Regular, düzenli. Irregular, düzensiz. Düzenliler sonuna ed alıyor. Düzensizler, bakın şurada var bir tane go. İkinci hali went olarak karşımıza çıkıyor. O zaman şöyle yapalım. 112, 111 tane düzensiz fiil var. Bunlar mümkünse ezberlenebilir. Diğerleri de nedir? Eğer konumuz ne gerektiriyorsa üniteler, onun içindeki kelimeler içerisinde fiilleri ne yaparız? Zamanla öğreniriz. Ama hepsini öğrenelim dersek çok uzun zaman alır. Çünkü İngilizce'de çok fazla fiil var arkadaşlar. Şöyle baktık. Wanted. Bizim kullanacağımız bugün sadece kim için? Simple past için. Simple past için arkadaşlar. Şurası. İkinci hallerini kullanacağız. İkinci hallerini kullanacağız. Nerede, ne zaman kullanacağız? Cümle bir olumluysa ikinci halini kullanacağız. Cümle olumsuzsa birinci halini kullanacağız. O zaman şuraya yapalım. Olumluysa ikinci haller, olumsuzsa birinci haller kullanılacak. Şimdilik şunu bir kenarda atalım dursun. Herhalde anlaşıldı. Olumluysa evet 2. Buraya geldik. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hızlıca gidelim. I watched TV last night. Böyle olmuş. Ne yapmış? Geçen gece televizyon seyrettim diyor. Ben dün tenis oynadım. I played tennis yesterday. Bakın söyledim. Neyi söyledim? Dedim ki bak bu simple past'ın çok kolay bir yazı. Bak. Şunlar var. Şunlar olmazsa zaten simple past olmaz. Simple past'ı böyle yakalayabilirsiniz. Bunlar varsa 2 var. Bak gördünüz mü? 2 bunlar. 2 ne? İkinci hal. Kim? Yapanlar belli. O zaman ne diyoruz? Buna biz bir simple past cümlesi diyoruz arkadaşlar. Pekala. Mary went to Paris yesterday. Dün Paris'e gitti. Paris'e. I got up at 6 o'clock yesterday. Dün saat ne yaptım? 6'da kalktım. Ne zaman? 6'da. I sold my car last year. Geçen yıl arabamı da sattım. İyi. Şimdi arabasız kaldın işte. Peki. Devam edelim. Listen. Bakın. düzenli. Play, düzenli. Studied, carried. Bakın bunlar da bazı, bakın sonunda diyor y varsa diyor onlar düşer diyor. Yani ona ne yaparız? Zamanla elimiz alışabilir. Bir kelime fiil y ile bitiriyorsa iyet ekini kullanacağız. Bakın fiil sonu e ile bitiyor. Love, loved, arrive, arrived. Fiil sonunda bir sessiz neymiş? N'ler, p'ler var. Bunlar iki olur diyor. Planned. Bakın söylerken bile iki tane çıkıyor. Stopped. İki tane çıkıyor. Bir şey oldu. Evet. Demin söylemiştik. Olumsuz. Olumsuzda didn't, did not kullanıyoruz. Olumsuz birinci hal. Gördünüz mü? Demin söyledim. I didn't kullanılıyor. Play football last Sunday. Pazar günü ne yaptım? Futbol oynamadım. She didn't go to cinema yesterday. Dün sinemaya gitmedi. She didn't go to cinema yesterday. Pekala. Soru. Başa did gelir. Şuraya öznelerin hepsi geliyor. Fiil 1. Özellikle fiil dedik. Birinci halde ne zaman kullanılır? Olumsuzda ve soruda. Devam edelim. Did you play football last Sunday? Geçen pazar tenis oynadın mı? Yes, I play football last Sunday. Cevabı. Bakın 1 ile sordu, 2 ile cevapladı. Kısa cevap yes I did. Aman aman oralara gelmeyin. Böyle yazılı da böyle kısa cevap yazıyorsanız zaten vermiyor öğretmen. Evet. No, I didn't play football last Sunday. Uzun cevap diyor. Kısa cevaplar kesinlikle pratikte inşallah böyle arkadaşlarınız olur. Yani yabancı onu gezdirirsiniz. Şöyle başkenti bir yerleri. Ona dersiniz I didn't da yazılı da bir deyin bakın ne oluyor. Evet. When did you get up yesterday? Dün ne zaman kalktın? Evet. I got up at 6 o'clock yesterday. Şurası şöyle. Dün 7'de kalktım. Where did you go last year? Geçen yıl nereye gittin? Bak G. Şurada G go go go. 1, 2'ye gidecek. Niye? Olumlu. Go went. Pekala. İstanbul'a gittim. Pekala. Dün 2 kitap aldım. Bay'ın ikinci hali. Değil mi? How did you come here? Buraya nasıl geldin? Come'ın ikinci hali came. Buraya taksiyle geldim. I came here by taxi. Evet taksiyle gelmiş. Hoş para bol. Evet. Pekala. Neymiş o? Who ate all the apples? Bütün elmaları kim yedi? Camı kim kırdı? Evet. Böyle mi? Anne sorusu. Bütün elmaları kim yedi? Evet. Arkadaşlar yediler. Camı kim kırdı? Evet. O kırdı. Niye? Burada bir şey var arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz gereken bir durum var. Bir, hemen söyleyelim. Şurada öznenin yerini tutan bir soru zamiri var. Belirsiz kişi ama tekil kişi gibi görülmüş. Buraya hemen ikinci hal kullanılmış. Ve anlam olarak da kim yaptı, kim etti, kırdı diyor bakın. Who'yla olanlar değil mi? Who doğrudan ne yapıyoruz? Arkasından ikinci hali kullanır. Who loved you? Seni kim sevdi? Sevdi. Çok sevdi. Yani bunun gibi bir şeyler. Pekala. Devam edelim. Evet. Şunlara bir bakalım. Bunların ikinci hallerini herhalde yapıyorsunuzdur. Evet hazırlandılar. Bakıyorlar. Kalemler elde. Arkadaşlar hemen nedir şurada? Bir yapalım. Bir Spock. 2. Evet, aynen öyle. Went. Duyar gibiyim. Ama evet, new diye okunuyor arkadaşlar. Saw diye yapanlar var. Bunun ikinci hali swam arkadaşlar. Swam diye okunmuyor. Üçüncü hali swam diye okunur. Wanted 2. Çünkü düzenli. Finished düzenli. Helped düzenli. Ama şu düzensiz right diye okunuyor. Şu set diye okunuyor. Evet. Düzenli düzensiz olarak karıştırılmış bir egzersiz. Öğretmen yazılı da bunları da böyle verebilir arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Zamanımız devam ediyor. Drink. O zaman ben ne koyacağım oraya? Şöyle bakar mı? Geçen gece süt içtim. 2'yi kullanacağız. Olumlu. Doğru. Bu buraya ne gelecek? Drink olarak gelecek. Şöyle bakalım. Olumlu. Olumlu. Bakacağız. Go. Nereye gitmiş? Tiyatroya. 2 gün önce tiyatroya gitmiş. Went Hande last week. Şurası ne diyor? Gördüm. Hande'yi gördüm. It was hot. Sıcaktı. Pikniğe gittik. Oo, iyi. Bizi götürmeyin siz. Peki devam ediyoruz. She, geçen hafta kalemini kaybetti. Çok değerli. Ben de bir kalemi kaybettim arkadaşlar. Sormayın. Ve lost. Lost. İkinci hal. Amerika'yı da birisi keşfetmişti. Geldi kolumuz. Christopher Columbus discovered. Bu olumlu discovered Amerika'yı. Amerika olarak söyle. Amerika kıtası arkadaşlar. Şu an Amerika USA olarak bazen karıştırılıyor. O Amerika Birleşik Devletleri devlet olarak. Eight ikinci hali. Ice cream. Geçen gece dondurma yemiş. Bu soğukta dondurma mı yer? Pekala. Quiz last week. Geçen hafta bir quiz olduk. İyi. Heaven ikinci hali head. What did you? Evet şurada bakalım. Geçen ay soru geliyor. Evet. Buy. Bir. Gördünüz mü? Şurası soru geldi. Go. Soru da birinci hal. Geçen hafta sonu Mr. Brown nereye gitti? Bizden habersiz nereye gitti? Balık tutmaya gitmiş. Peki devam edelim. We got married 10 years ago, 10 yıl önce evlendik. Arabamı geçen hafta sattım. She sang a song yesterday. Dün o bir şarkı söyledi. Değil mi? I met with two tourists last weekend. 2 turistle karşılaştım. Nerede? Otogarda. Evet, I used my computer last night. Geçen gece diyor. Bilgisayarın başındaydım. Yani kullandım. I invited my friends to the party last night. Geçen gece arkadaşlar partiye davet ettim. Görüyor musun ya? Arada millet yaşamayı biliyor. Evet. Pekala. Sıkıntı şurada arkadaşlar. Ezberlenmeyen yer. Hocam bunlar ne diyor arkadaşlar? Bunlar cümlenin ortasında bir de sonunda olan kişi zamirleri. Kişi zamiri öznenin yaptığı işten etkilenen kişi. Beni, bana, seni, sana, bak, bizi, bize, sizi, size. Bunların hepsi. Diyor ki hocam yazdım diyor. Söyledim. I love you. I love you'daki you bu arkadaşlar. Seni seviyorum. Size, size. Şurada seni, size olacaktı. Evet. Bakalım. Can you bring me? Lütfen şu gazeteyi bana getirebilir misin? Give him. Bakın. Emir. Ona. Onlara. I bought them. Give him that book please. Onlara şu kitabı, ona şu kitabı ver. Onlara çok hediye satın aldım. Bakın onlara. Bunlar nerede olur? Cümlenin sonunda veya ortasında görülebilir. Bunları neye göre ezberleyeceğiz? I, you, we, pardon. I, you, he, she, it, we, you, they olarak karşılığını yazabilirsiniz. O zaman çok daha rahat ezberleyebilirsiniz. Pekala. Bir de diyor ki hocam diyor ya ne karıştırıyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Zenginleşiyor cümle arkadaşlar. Zengin cümleler kurmak her zaman işimize gelir. Şu mayı falan biliyordum da bunlar ne demek diyor. Diyor ki hiç kimse böyle bana yardım etmeden diyor işimi kendim yaparım. Yaptım. Ben kendi kendime diyor yaptım. Bakın kendi kendime. Yes. I did it by myself. Bir de başına bir ay alacak. Bunlar nedir? Özellikle kendi kendime. Bunlar başına arkadaşlar genellikle cümle içerisinde kullandığımız zaman şöyle bakalım. By themselves kendi kendilerine, kendi kendime, kendi kendine diye çıkabilir. Pekala. İşte çıktı. Burada by'la durum yok. Sadece kendimi kestim diyor. Değil mi? Evet. Kendisi yaptı. Duvarı kendi kendilerine boyadılar. Evet. By'sız kullanılmış. Bir bakalım. Evet. Özet. Özetimiz şu. Simple past 1. Geçmiş zaman. Simple past nokta olarak zamanı belli olan bir zaman. Kimler var? Last başta. Ego var. yesterday var. Yesterday'den sonra in olarak in March, Mart'ta var. In 1985, 1985'te var. In 19th century, 19. yüzyılda var. Demek ki noktalı zamanı bize kesinlikle gösteren bir ne? Zaman. Özellikle buna dikkat ettik. Bir, bu zamanın yardımcı fiili bir tane herkes için kullanılıyor ama olumlu da did yok. Soruda var. Olumsuzda var. Kimde yok? Olumlu da yok arkadaşlar. Did yok. Kim var? 2 var. Verb 2 var. Özellikle şöyle bakarsak 2 şurada bir tane, şurada bir tane, şurada soru gördünüz. Cümlelerimiz hemen hemen seçiliyor artık. Evet. Bunu yapabilirsiniz. Evet. Did you listen to me? Beni dinlediniz mi? Yes, I listened to you. Sizi dinledik. Did you watch? Bakın TV, televizyonu seyrettiniz mi? Yes, I watched. Okay. Did you eat your lunch? Öğle yemeğini yedin mi? Böyle cümle olabilir mi? Olabilir. Yes, Yes, I ate my lunch diye cevaplıyorsunuz. Okay. Did you study this simple past tense? Evet, geliyor cümle geliyor size direkt. Bu simple past'ta diyor çalıştınız mı? Bugün çalıştığınızı varsayıyoruz. Yes, I studied. Öğretmen sorusu. Did you learn? Öğrendin mi? Öğrendin mi? Did you learn? Yes, I learned. Dur. Bir öğrencim geçenlerde sordu. Hocam bunu böyle yapar mıyız? Arkadaşlar, yani belki bir yerlerde kullanılır ama en güzeli bu. Bir kere düzensiz. Learned diye kullanın. Yes, I learned this subject. Bu dersi öğrendim. Yes, I learned this topic. Yani bu başlığı öğrendim. Yes, I learned. How is reading bicycle? Neyim? Uzadı cümle. I learned how reading a bicycle. Bisiklete binmeyi öğrendim. Cümle çıkıyor. Evet. Tırmanmayı öğrendim. I learned climbing. Ah, bir tane orada inkli bir cümle çıktı. Tırmanmayı. Bakın. I learned. Evet. Arkasından gelecek. Ne olacak? İnkli bir cümle kullanabiliriz. Arkadaşlar, simple past kesinlikle bizde önemli. Bir kere 9. sınıfta İngilizce olarak simple past karşımıza çıkacak. İleride YDS'de yani yabancı dil sınavlarına girdiğiniz ya da bir hazırlık atlama durumu olduğu zaman bunu göreceksiniz. Ve daha ileri bir takım şeylerle karşılaşacaksınız. Nedir o hocam? Ya hocam diyor, bak diyor, ben diyor karıştırmayın. Geldi adam iş yapmış. Şurada bitmiş. Böyle bir şeyle başlıyor. İşte biraz YDS ile ilgili durumlar. Up to now. Ya bak buralarda yok. Bak up to now. Şimdiye dek. Bundan sonra bir cümle veriyor. Boşluk veriyor. Bul diyor. Bu hangi zaman diyor. Siz bunları da ezberleyeceksiniz. Şimdiye dek arkadaşlar simple past gerektirir. Bakın bunları bile ne yapacağız? Öğreneceğiz. Sadece şuralardan yakalamış olmayacağız. Bu zamana hakim olmak için özellikle düzensiz fiillerin hepsini arkadaşlar oturalım ezberleyelim. Metot şu. Bir arkadaşımız söylesin. Birinci halini, diğeri ikinci halini söylesin. Kesinlikle notlarınızda yanına da Türkçe falan yazmayın. Go, went deyin. Üçüncü hali istiyorsak gone diyebilirsiniz. Ve daha sonra anlamını birbirlerinize söyleyebilirsiniz. Evet. Okay. I loved everybody. I loved you. I loved my students. Thank you very much. Indeed. See you again.